Merhaba sevgili dostlarım. İsmim Fezullah. Yaklaşık 3 yıl öncesinde doğa yürüyüşü yaparken bir tane böyle jasper taşa denk geldi. Kırmızı jasper. Çok hoşuma gitti. Bunun araştırmasını yaptım. O zamana kadar herhangi bir taşla ilgili bir bilgim, herhangi bir fikrim yoktu. Bunun herhangi yarı değerli taşlar sınıfına girdiğini ve bunların herhangi bir süs eşyasında kullanıldığını yıllardır öğrenmiş bulundum. Ben de elim yatkın olduğu için bunu nasıl yapabilirim diye araştırmasını yaptım. Kendi imkanlarımla öncelikle şöyle küçük bir diremel makinesi aldım. Elmas bir disk 40 milimlik. Ve tabii zamanla eğer videolarımı incelerseniz ilk yaptığımdan son yaptığım taşları ve ürünleri göreceksiniz ve tezgahımı göreceksiniz. Geldiğim son noktada şurada kesimini yapıyorum. Buraya makineyi yerleştiriyorum. Yine suyum var. Sulu sistem. Burada da ince işçiliğimi yapıyorum. Yine burada kullanırken yine suyum var burada. Bu şekilde kullanıyorum. Doğada bulmuş olduğum taşları öncelikle getiriyorum. Tabii bunun kalitesine göre. Eğer güzel kaliteli taşlar buluyorsam onları getiriyorum. Büyük kesme makinem olmadığı için çekiç yardımıyla şöyle küçük parçalar haline getirip daha sonra bu taşın şekline ve yapısına göre değişik formda kolyeler çıkarmaya çalışıyorum. Benim amacım böyle daha farklı kolyeler tasarlamak. Onun için de benim şu anda en çok ilgimi çeken gastronomi temalı şef bıçaklar üzerinde çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hala yapım aşamasında. Bu görmüş olduğunuz şu taştan bu ürün bu taştan çıktı. Bu tür ürünleri yapıyorum. Bunu paylaştığım zaman da sosyal medya üzerinden çok değerli bu takı ustaları bu işlerle duayen ustaların eleştirileri güzel yönde beni kamçılıyor. Doğru yolda olduğumu gösteriyor. Ben de bu işi çok sevdiğim için yaparak zevkle yaptığım için mutlu olduğum için beni daha çok kamçılıyor. Ben de yılmadan usanmadan soğuk hava demeden kar kış demeden bu işi yapmaya çalışıyorum. Tabii yaptığım ürünleri şöyle göz önünde bulundurursak bazen o yapmış olduğumuz son aşamada böyle bir üründe son aşamada parlatma aşamasında baktığın zaman tabii içinde çatlaklar, kılcal damarlı çatlaklar mevcut oluyor veya yaparken elimde kırılıyor. Ama tabii bu ürünlerden vazgeçmiyoruz. Tekrardan yenisini yapmaya çalışıyorum. Şu bir tane kolyem yapımını yaklaşık sadece parlatmasından bahsedeyim. 90 dakikama yakın alıyor. Parlatma yaparken de çeşitli ebatlarda zımparalar kullanıyorum. 120'likten, yüzlükten 120'likten tutun 10.000 grat sulu zımpara olarak geçiyor bunlar. Zımpara kullanıyorum. Herhangi bir hiçbir kimyasal kullanmıyorum. O yüzden de benim taşlarımın hepsi, takılarımın hepsi de %100 doğal. Hiçbir kimyasal kullanmadığım için. Tabii bu küçük atölyede ne kadar da olsa da tabii zorlanıyorum. Çünkü imkanlarım kısıtlı. Zımparalarımı kendim ayarlıyorum. Çünkü normal diskler bu kaçlık? 8.000'lik. Normal orijinal diskler çok pahalı. Ve bundan istediğim gridde zımpara bulmak biraz zor piyasada. O yüzden de buna uygun olarak bu şekilde alternatif olarak daha uygun fiyata maliyetini düşürmüş oluyorum. Bu şekilde yapıyorum. Sonuçtan gayet memnunum. Bu takılarımı takanlar gayet memnun. Güzel eleştiriler alıyorum. Bu yolda da ilerlemeye çalışıyorum. Sizler için de kısa bir video çekmek ve birazcık kendimden yapmış olduğum işten bahsetmek istiyorum. Bunları YouTube kanalında Dağ Deniz Yaşam, Instagram kanalında Dağ Deniz Yaşam
ve de kendi özel Facebook sayfamda bunları paylaşıyorum. Oradan da inceleyip görebilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, sağlıkta kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, hoşça kalın.